Efendim Çınarcık TV'den iyi akşamlar. Bu akşam Salaş Kafe'deyiz. Çınarcık'ın güzide yerlerinden efendim. Salaş Kafe nerede mi? Postane'nin arka sokağında. Burada iftardayız. İftara davet edildik. Çok harikulade bir iftar gerçekleşti. Niye harikulade diyorum? Çünkü yemekler muhteşemdi, konuklar muhteşemdi. Yemeklere tabi tatlarını şu anda size sadece söyleyerek anlatabilirim ama dostlarımı da size tanıtarak onlar hakkında bilgi vermiş olacağım efendim. Şu anda yanımızda işletmenin sahibi var. Ona bir merhaba diyelim. Merhaba efendim. Merhaba. Nasıl efendim? Ramazan'da işlerimiz nasıl? Çok güzel, dostlar sayesinde. Teşekkürler. Efendim ünlü sanatçımız Hale Hanzade'nin abileri efendim. Bu akşam iftar yemeği verdiler dostlarına burada. Çok güzide bir topluluk vardı. Zaten o daha önce şekiller yaptık. Şu anda altta görüyorsunuz. Ve bu güzel güzide topluluğun içerisinde Hale Hanzade'nin yanında sinemadan tanıdığımız çok değerli usta oyuncumuz Sayın Ayşe Kattan hanımefendi yanımızda. Onlara efendim bir merhaba diyelim. Efendim merhaba. 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 Bu iftarla ilgili biraz bize bahseder misiniz efendim? Biz her sene bunu yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Yani. Dostlarımıza yapıyoruz. Dostlarımıza hepsine yapıyoruz. Yani. Efendim çok güzel. Şu anda değerli sanatçımız Hale Hanzade efendim bir soralım bakalım. Çınarcık'ta kendisi devamlı Çınarcık'ta ikamet ediyor. Tabii kendisini uzun seneler televizyonlarda ve sahnelerde çok çok izledik kendisini. Acaba bulmuşken soralım acaba neler yapıyor? Merhabalar. Gördüğünüz gibi biz Salaş'ı ömrümüzü adadık. Burada her şeyimizi burada yapıyoruz. Dostlarımız burada. Sevgili Yeşim, Meltem, Nusret abimiz, Arzucuğumuz. Abim de geliyor her sene burada. Kolu kırık olduğu halde. Yine bugün geldi. Yarın dönecek. Yeşim de buradaki iftarını vermek istiyor. İki gün önce de zaten Kadırga Spor adına 3000 kişilik bir iftar yemeği verdiler. Kendisi idareci Kadırga Spor'da, İstanbul'da. Geldiği zaman Yeşim'im burada. Yeşim de çok sever. Bizleri de çok sever. İşte gördüğünüz gibi abim. Ayşe zaten canımız ciğerimiz Ayşen. O da geldiği zaman bizi yalnız bırakmaz. Meltoş'umuzun tatlı dili var zaten. Azuş'umuz var. Bir de Yasuş'umuz var şimdi. Yasemin'imiz var orada. İşte buradayız. Hep beraberiz. İnşallah her şey güzel gider. Ben burada ne yapıyorum? Yeri geldiğinde kafa çekiyorum. Okey oynuyorum. Olsun. Yeri geldiğinde diyorum. Yeri geldiğinde. Okey oynuyorum. 2017'deki Belalılar filmi yarısı Çınarcık'ta, yarısı da Meksika'da, İspanya'da çekildi. Ortak yapımı. Ve şu anda sanırım 3 ay sonra falan vizyona girecek. Kendisi de orada sette kendisini ziyaret etmiştik. Röportajlar yapmıştık. Kendisi sık sık Çınarcık'a geliyor. Bir Çınarcık sevdalısı. Onunla ilgili bir bilgi alalım. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz uzağız ama. Biliyorsun Belalılar filminden, setinden tanışıyoruz. Ben çok memnun oldum seni tanıdığıma. Çok röportaj yaptık seninle beraber. Ben bu Çınarcık'ı çok sevdim. Yani çok hoşuma gidiyor. İnsanları çok cana yakın. Ya ziyarete geldim. Dursun arkadaşımızın da hani iftarını, İstanbul'dakine gidemedim. Fakat Çınarcık'taki olan iftarına gideyim dedim. Fırsat buldukça geliyorum buraya, arkadaşlarımı görüyorum. Ya çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. Yeşim arkadaşımızın yeri de bu mekanda bir sene falan oldu açalı. Hoşumuza gidiyor burada, bir aile gibi. Hep beraber oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz, eğleniyoruz. Ya iftarımız çok da güzel geçti. Çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Çok sağ olun. Gerçekten öyle, çok güzel geçti. Evet. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir iftar geçti. Allah kabul etsin diyorum. Seyircilerimize de bundan sonraki röportajımızda görüşmek üzere diyorum efendim. İyi akşamlar. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor.
cesaretim yok ki soramıyorum. İçime dert oldu mahzun bakışım. Seni düşünmeden duramıyorum. Beni öylesine aldın ki benden kendimi arayıp bulamıyorum.